Merhaba, ben İdil Alter. Bugün sizler için Türk öykücülüğünün en önemli isimlerinden Said Faik Abasiyan'ın Lüzumsuz Adam kitabından bir öykü okumak istiyorum. Bu öykü ilk olarak 7 Eylül 1947'de 7 Gün Dergisi'ne yayınlanmış. Ben bu öyküyle bu kitapta, bu seçkide tanıştım. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim sokakta, bir dükkanda, kalabalık bir yerde durup herhangi bir adamın yüzüne bakarak hayatın hiç olmazsa bir kısmını hikaye etmek mümkündür rüyasına kapıldım. Netice şu satırlar oldu. Karaköy'de bir eğlence yerinde tahminen 40 yaşlarında bir adamı gözüme kestirdim. Baktım durdum. Şapkası eski, parda sülekeliydi. Potinleri boyalı, burnu kalkık değildi. Sanatını tayine çalıştım. Hiçbir meslek kalıbı onun kalıbına uygun gelmiyordu. Banka memuru da olabilirdi, zabıt katibi de. Daire şefi, tütüncü, piyango bayi, sivil giymiş tramvay kontrolü de. Şu işi yapıyor diye kati bir karar veremedim. Ama orta halli bir adamdı. Ne büyük bir memur, ne kalantor cinsinden bir tüccar, ne bakkal, ne de celepti. Ellerine bakmadan önce yüzüne baktım. Sabahleyin tıraş olmuştu ama pek erken kalktığı, çabuk çabuk tıraş olduğu belli oluyordu. Yüzünün bazı yerlerinde sakal artıkları vardı. Demek ki uyku sersemi tıraş olacak, yine uyku sersemi sokağa fırlayacak kadar işe gecikmemesi lazım biri. O halde kendi başına bir iş sahibi değil. Gözleri gözüme ilişti. En küçük bir dert taşımıyorlardı. Göz kenarlarının çizgilerinde de üzüntü çizgileri yoktu kadın yüzünden çekmemiş bir adam dedim. Ellerine baktım. Ne tırnak kenarlarında bir yenme ve bir siyahlık ne de parmaklarında herhangi bir iş gördüğünü bana bildirecek bir boya, bir kesik, bir nasır. Zayıf değildi. Şişman denemezdi ama mini mini bir göbeği vardı. Bu öyle tam mide üstünden başlayan bir göbek değildi. Daha aşağıdan alma bir göbeği vardı. İçeceğinin üstünü üfleyerek içiyordu. Sonra sıcak bir sandviç gidip aldı. Büyük ağzını açtı, sıcak sandviçi ağzında döndüre döndüre, üfleye püfleye yedi. Dişleri sarı, seyrek ve pisti. Onları hiç yıkamıyor olmalı. Yiyip içerken hiçbir şey düşünmüyordu desem hata edeceğimi biliyorum. Böyle bir şey mesela kendim için mümkün değildir. Dinlerken hatta yazarken bile başka şeyler düşünürüm ben. Her insanın böyle olduğuna eminim ama bu adamın haline bakarak yerken ve içerken hiçbir şey düşünmüyordu deyip de yanılmaya razıyım. Birdenbire bir şey dikkatimi çekti. Küçük parmağındaki bir yüzük. Evet, yüzük parmağında değil de küçük parmağında bir yüzük. Bana öyle geldi ki bu yüzük bir kadından alınmıştır. Bunu yüzük parmağına takmayışımdan anladım sanmayın. Kadın yüzüğü oluşundan anladım. İp ince, pek zarif bir şeydi yan yana diklemesine 3 tane taş yeri vardı. Taş yerlerinin ikisinde lal renkli iki taş parlıyor. Üçüncü taş yeri boştu. Bu taşlar birbirlerinden dantel gibi işlenmiş ince altın tellerle bir kavis çizerek ayrılıyor. Yüzüğün halkasına yine tellerle bağlanıyordu. Yüzüğün bir kadından alındığı su götürmez bir hakikatti. Sanki bir kadının parmağından zorla çekilip alınmıştı. Şimdi elimde bir takım malzeme var. Bunlarla bir bina yapabilirdim. Yaşı tahminen 40'tı. Pardes sükirli, şapkası da öyle. Papuçları gömleği temiz. Küçük parmağında bir kadın yüzü. Dişlerini yıkamıyor. Gözlerinde dert alametleri yok. Öyleyse kadın tarafından aldatılmış değil. Bu şüphemde yanılıyorum. Ben hikayeciyim diye sizden ayrı şeyler düşünecek değilim sizin düşündüklerinizden başka bir şey de düşünemem. O halde bu adamın hikayesi ne olabilir? Sakın benden büyük vakalar beklemeyin ne olur. Şimdi Fatih de oturuyordu. Malatya İkbal Ambarı'nda katipti. Evli dört çocuk babasıydı. Ayda yüz lira kazanıyordu. Piyasada pişmişti. Ufak tefek kara borsa haberleri getirip götürüyordu. En çok korktuğu şey ayakkabısızlıktı çok fakir büyümüştü. Daha 3-5 senedir burnu kalkmamış bir ayakkabı giyiyordu. İşte giydiği ayakkabıyı ambarda bırakıyor. Sabahleyin bunları çıkarıp burnu kalkmışları giyiyor. Akşama aynı ameliyeyi tersine yapıyordu. Çocukken 15-16 yaşına kadar yalın ayak dolaşmıştı. Parmağındaki yüzüğü geçen bayram 9 lira büyük kızına almış. Taşlarından biri düştüğü için kızı sabahleyin zorla parmağına geçirmişti. Böyle şeylerde pek unutkandı. Nitekim düşmüş taşı taktırmayı yine unutmuştu. Yüzüğü kaybetmekten pek korkuyordu. Çok güzel sesi vardı. Tütün içmezdi. Cebinde gayet güzel bir çakısı, bu çakının tırnakları törpüleyecek aleti bile vardı. İkinci sandviçi bu çakıyla kesti. Çakıya dikkatle baktığımı görünce uzattı. Dokuz marifetini gösterdi. Sonra siz sizi tanıyacağım gibi beyefendi dedi. Ne işle meşgulsünüz? Kekeledim. İşsiz olduğumu anladı. Israr etmedi. Bu arada ben de kendime bir iş münasipliği uydurdum. Gözüm tekrardan parmağındaki yüzeye takılınca yukarıda yazdıklarımı anlattı. Ben fazla kaçırdım. Müsaadenizle dedi. Ben işin daha ötesine, farciyasına, komedisine gitmeye niyetliyim. Adamın peşini bırakmayacağım. Evine gireceğim. Küçücük dertlerini, büyük meselelerini öğreneceğim. Daha doğrusu hayal kuracağım. Baktım hala eğlence yerinin kapısında. Yağmur şarıl şarıl akıyor adamlardan. Pardesü'nün yakasını kaldırdı. Parmağında bir kadın yüzüğü, şapkası kirli, ayakkabıları pırıl pırıl boyalı, artık kimse ilgilendirmeyen bir adam yürüyor. Tramvaya binmek üzere koşuyor. Teşekkür ederim.